nasıl anlıyoruz bir yorganın kalitesini? Bunların peki temizliğini nasıl yapıyoruz? Bayağı İçinde bir şey yokmuş gibi görünüyor. Bayağı hissetmek ister misiniz? Evet. Hatta burada da şey var. Aa, yani inanılmaz. Çok inanılmaz. Bunları yaparken inanılmaz bir terapi. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Silkoton ve Hansaf şirketleri kurucusu Handan Şafak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Handan Hanım, sizi ve firmanızı tanıyalım önce. Tamam. Ben aslında yeni bir girişimciyim. Hı hı, ne güzel. Ve bir marjinal şeyleri yapmayı seviyorum. Çok güzel. Bu yüzden de aslında Çin el sanatları olan bir Çin geleneğini Türkiye'ye taşımak niyetiyle bu şirketi kurdum. Hı hı. Şöyle ki, ipek yorgan, yastık ve bebek ürünleri üzerine kurulmuş yeni bir girişimciyim. Hı hı. Çok peki, güzel. İpek yorgan yapmak nereden aklınıza geldi? Yani ipek yorgan çok bilinen bir ürün değil. Evet, doğru. Ki yorgan kültürü bizde var. Var yani. Evet. Bir yorganın kalitesini nasıl anlarız? Tabii. Şimdi ben zaten 20 senedir, hatta daha bile fazla zamandır ipek yorgan kullanıyordum. Hı hı. Ve bunun terletmeme özelliği, anti alerjik özelliği, çok konforlu olma özelliğini zaten biliyordum. Sonrasında bir yeni bir oluşum, yeni bir girişimcilik söz konusu olunca, yani dedim madem ki ben bundan çok memnunum, böyle güzel bir geleneği ki yüzyıllardan beri Çin'de ve Uzak Doğu'da bu kültür var. Hı hı. Neden Türk insanıyla ben bunu tanıştırmayayım, hı hı, bunu getirmeyeyim istedim. Ve buna başladım. Materyallerimi, yani şöyle de bir düstur. Maalesef şimdiki ürünler biraz daha petrol ürünleri, yani doğal olmayan, saf, hı hı, olmayan ürünler söz konusu. Ben dedim ki insanlar da daha doğal şeylere, hı-hı, yönelmek istiyor, hı-hı, onları almak istiyor. O zaman neden ben böyle bir hizmeti sunmayayım diye başladık, hı-hı, bu işe. Peki nasıl anlıyoruz bir yorganın kalitesini? Hocamın da sorduğu gibi aslında ne olması şöyle gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. O zaman ben şöyle size ufak bir bebek yorganımızı göstereyim. Ha, onun özellikle bebek. Tamam, özel için stüdyoda büyük olmasın. Hı-hı. Çift kişilikleri var, başkaları var. Şöyle, şu yorganın üzerinde gördüğünüz gibi neredeyse hiç dikiş yok. Evet. Ve bir yorganın ne kadar az dikişliyse, ha, o demek oluyor ki içinde kırpık madde yok. Ha, kırpık olmayınca, şimdi kırpık olduğu zaman çok dikiş atılması gerekiyor, evet, birbirlerine kaynaşmaları için. Oysa çok az dikiş olduğu zaman çok kalitesini, yani çok oradan, kalitesini oradan anlıyoruz. Tamam. Ve ipeğin özelliği de, İpek, bunun içinde serilmiş olan ipek, hı hı, şuradan da göstereyim. Hı hı. Bakın, bu şekilde. Aa, wow. Bayağı bir şey yokmuş gibi görünüyor. Misiniz? Evet. Hatta burada da şey var, yani inanılmaz. Çok inanılmaz. Bunları yaparken inanılmaz bir terapi. Ve nasıl doğal, nasıl saf çok bir şey kokusu var. Bu yekpare, aha, döşeniyor. Anladım. Hiçbir eki yoktur, yekpare döşenir. Çok buradaki yapılmış olan benim markamın, aha, hani bir puntosu, yalnızca ufak bir göstermek şey için var. Bu olmasa da olur. Yani bunları, anladım, bu kelebekleri yapmamış da olabilir. O sadece çünkü, aslında marka için. Çünkü ipeğin tutunabildiği tek madde saf pamuklu kumaş. Hmm. Saf pamuklu kumaş olmadan, içinde sentetik olduğu zaman bu tutunmayı yapamıyor. Anladım, çok iyi anladım. Dolayısıyla böyle yekpare bir şey olamıyor. Yekpare. Yani dolayısıyla aslında bütün materyallerin ne kadar saf olduğunu, evet, da bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Peki anti alerjik mi bunlar? Kesinlikle anti alerjik. Zaten bütün uzmanlar, doktorlar ve dünyaca aslında çok sağlıklı ürünler olarak çok söyleniyor. Güzel. Ve özellikle alerjik hastalıklarda doktorların önerdiği bir üründür. Güzel, çok güzel. Bunların peki temizliğini nasıl yapıyoruz? Doktor Bey, bu konuda siz çok daha uzmansınız. Evet, kulak burun boğaz uzmanı doktorum. Yani değil mi? O zaman şöyle, özellikle yastıklar. Evet.
solunumla direkt temasa geçtiğinden dolayı özellikle bebeklerde herhalde, evet. Alerji çok büyük bir problem. Çok. Herkes aslında bu yattığı şeyleri pek dikkate almıyor. Daha çok işte evde işte hayvan varsa kedi köpek olabilir diyor. Halılar ama diyor. Aslında ama asıl çok uyuduğu süre geçirdiğimiz yer, bir yer yatak. O çok önemli. Oradaki o anti alerjenleri yani alerjik şeyleri çocuk aldığı zaman belli bir süre sonra geriye dönüşü farklı olmayan gelelim. Astıma değil kadar mi? Giden Hı-hı. sorunlar yaratabiliyor evet. çocuklarda. Yani bizim hazırladığımız yastıklarda bakın 3 tane pet var. Bu petlerin şimdi burası tamamen ipek dolgulu. Altı ve üstü ipek dolgulu. Anladım. Burası da saf pamuk yani mümkün olduğunca beyazlatılmamış, çırçırlanmamış saf pamuk kullanıyorum. Hı-hı. Ama şöyle söyleyeyim çok kısa bir süre sonra bunun iç materyalini kenevirden kullanmaya başlayacak. Ki neden? Dünyada kenevir yani kenevirden üretilmiş yastık yok. Yani çünkü daha çok giyime, ipliğe yönelik evet, çalışılıyor. Siz neden bunu yapmak istiyorsunuz ben yastıkta? Ben neden? Çünkü bu konuda araştırma yaptım. Hı hı. Ve burada kenevir. Bakın bu kenevirdir. Evet. Kenevir ipekten sonraki aha. en saf madde. Aa. Çünkü pamuğu yetiştirirken böcek ilacı da kullanılıyor. Tarım ilacı da kullanılıyor ve çok su tüketiyor. Yani sürdürülebilirlik anlamında çok aslında yani. Çok da şey değil. Ama kenevir çok az su istiyor. Hiçbir tarım ilacı ya da böcek ilacı hiçbir çok şey kullanılmıyor. Çok daha doğal ve çok dünyaya uyumlu o zaman şey dedim aslında. Ki madem ben bu kadar saf, bu kadar güzel bir ürünle çalışıyorum aha. ipek. Aha. O zaman dedim pamuk da kullanıyorum. Yani mümkün olduğunca en iyisini kullanıyorum. Ama kenevir çok çok daha sağlıklı bir ürünün çıkmasına neden onu oluyor. Onu da olması. İlerleyen günlerde göreceğiz göreceksiniz. Temizliğini nasıl yapıyorsunuz peki bunları? Şöyle yastıkların zaten kendi bu kılıfları çıkarılıp bunlar yani bu şekilde havalandırılıyor. Neden? Yıkanmıyor. Yıkanmıyor. Eskiden pamuktu, yün yorganları yıkamıyordu. Evet, ama gayet de sağlıklı. Çırpılırdı, evet. havalandırılırdı. Güneşletiliyordu, evet, havalandırılırdı. Şey, ipeğin içinde de sirecin denen bir protein var. Bu sirecin denen protein havalandırdığınız zaman ya da güneşe biraz çıkardığınız zaman kendini tazeleme ve yenileme özelliğine sahip. Dolayısıyla mümkün olduğunca yıkanmamak. Aslında şu anda kullandığımız işte elyaf olur, sentetik olur ya da yorgan. İşte yıkıyoruz değil mi? Yıkıyoruz, üstümüze alıyoruz. Oh diyoruz mis ne kadar kokuyor. Mis gibi kokuyor. Ağzı kirlansal. Aslında için yani kıyafetlerimizin üzerinde bile çok fazla kimyasal kalıyor yıkandıktan sonra. Değil ki yorganı yıkacaksın da ne kadar mümkün olur onun durulanması. Tabii ki. Ya, o yüzden ben rica ediyorum havalandırarak bu işi yapabilirsiniz. Peki yastıklarınızı özel tasarlıyor musunuz? Biraz ondan bahsedelim tamam. istiyorum. Burada gördüğünüz gibi zaten daha önce şöyle... Bu ayrıca beyin cerrahı arkadaşlarım ve beyin cerrahları tarafından da onaylanmış bir yastık. Şöyle ki boyun fıtığına yönelik böyle bir yastık tasarlandı. Bu boynun yukarıda ya da aşağıya kaymasını önlüyor. Sıkışması bende olduğu için başlangıç Bende de zaten boyun fıtığı ben var. İnanın bu yastığı öncelikle zaten kendim kullanıyorum. Eğer beğeniyorsam o zaman çok ileri derecede boyun fıtığım var. Zaten dikişte diktiğim tabii. için yani meslek hastalığı diyelim. Ben bu yastığı kullanmadan önce işte ergonomik olanlar, işte kuş tüyü olanlar aynen. falan filan hepsini kullandım. Hepsinde de elimin uyuşması her sabah uyuşuk oldu. Şekilde kalkıyordum. Ne zaman ki ben bunu kullanmaya başladım elimde kolumda hiçbir uyuşma kalmadı. Kendi derdinize kendiniz derman olup sonra başkalarına aynen. aslında ne kadar ulaştırmak istemişsiniz. Ne kadar güzel. Aynen öyle oldu. Bebek ve çocuklar için hazırladığınız ürünler. Evet. Bebek yastıklarımız, bebek yorganları zaten.
Ki özellikle yeni anneler çok böyle şeylere dikkat ediyor. Eksinler de imkanları olduğu sürece. Onlar zaten şöyle küçük incecik bir minicik bebek yastığımız. Onların içinde pamuk ya da kenevir konmuyor. Onlar sadece şu şekilde göstereyim. İpek. Yani kılıfı yıkanabiliyor ama içindeki şey yine aynı şekilde havalandırarak onların ergonomik olarak tasarlanmış incecik yağıt. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Uzmanların dediğine göre ben de ana aktarayım. Çocukların 1 yaşına kadar yastık kullanmamalarını öneriyor. Çocuklar oluyor. Evet, bebekleri hep öyle görüyorum. Ama 1 yaşından sonra kullanabilirler. Ayrıca lafınızı böldüm. Estağfurullah buyurun. Bu bir uyku tulumu. Bebek uyku tulumu ve bu dünyada hiç daha yok. İlk defa çünkü bu içi ipek yani ipek dolgulu. Evet. Alttan üstten yani böyle hani annelerin rahatça açıp kullanabilecekleri bir ürün. Böyle bir ürünü yani ilk defa. Ne gibi bir konfor sağlıyor bebek ve anne için böyle bir ürün? Şunu İçinde uyuması daha mı kolay olur bebeğin? Ben hiç şimdi terletmediği için, yani vücut ısısını koruduğu için aslında büyükler için de aynı şekilde koruduğu için çocuklara daha konforlu bir uyku. İyi bir uyku sağlıyor. Çocuklar konforlu olunca anneler de o konforlu oluyor tabii. Tamamen öyle. En büyük problem bebeklerde uyku oluyor zaten. Aynen öyle. Hedefleriniz var mı? İleride neler yapmak istiyorsunuz? Hem bu marka için hem de başka şeyler için. Tamam. Hemen onu da sorayım. Şöyle ki. Ben aslında bu istiyorum ki ipek üreticiliği Türkiye'de de var aslında. Ama bu anlamda bu şekilde bir şey yok yani tasarım ya da işte yapıcı. Bizim Türkiye'de genellikle ipliğe ve kumaşa yönelik bir tezgah çalışması var. Bunun işleyişi çok daha farklı. Ben istiyorum ki bir ipek şey yapayım, çiftliği kurayım. Ve ben o çiftlikte kendi ürünlerimi kendim yapayım. Ay inşallah. Ve o kadar şunu da söylemek istiyorum. O kadar saf bir ürün ki o ipek böceklerinin yetiştiği böyle bir oda oluyor. İşte belirli sıcaklıklarda. Oraya herhangi bir toz, pislik ya da duman, koku bunlar girdiği zaman İpek böcekleri küsüyorlar. Evet. Ve üretim yapmıyorlar. Evet, bir daha. Çok narin bir şey. Çok narin. Yani çok... bu kadar saf, bu kadar güzel, doğal bir ürünü hani insanların da kullanması i̇nşallah. Ne kadar faydalı. Daha ulaşılabilir olması. Bir tane olması. Daha amacım var. O da inşallah her çeyizde mutlaka ipek yorgansız ben gelin olmam diyen kızlar olsun istiyorum. İnşallah Handan Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de bilmediğim gerçekten güzel şeylerle tanıştım. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.